Evet arkadaşlar şimdi dönenceler ve dönencelerin özelliklerine yani dünya üzerindeki özel noktaların ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Onlardan iki dönenceler karşımıza çok sık çıkacak. Dönencelerle ilgili yorumları kuvvetli olursa bu anlamda soru çözümleri de çok daha rahat gidecektir hepimizin. Şimdi diyelim ki dönenceler nedir? Hangi özelliklere sahiptir? Dönencelerle ilgili yorumlarda neleri aklıma getirmeliyim? Onlarla ilgili unutma bilgileri, özel detaylar nelerdir? Şimdi dönenceler 23 derece 27 dakika kuzey ve güney enlemleridir. Tekrar ediyorum 23-27 kuzey enlemleri. Yerin eksen ekline bağlı oluşmuştur. Güneş ışınlarının dik olarak geldiği en son enlemlerde yengeç ve oğlak dönencesinin bulunduğu enlemlerdir. Ekliptik nedir? Yine buna bağlı olarak ekliptik de karşımıza sıkça soru çıkartacak. Dünya güneşin etrafına dönerken bir yörünge çizer. Bu yörüngeden geçen düzleme biz ekliptik düzlemi diyoruz. Ekvator düzlemi ile ekliptik düzleminin çakışması, eksen eğikliğinin olmaması demektir. Mevsimler olmaz. Yıl boyunca gece gündüz birbirine eşit olur. Yani eksen eğikliği ortadan kalkarsa yıllık hareketin sonuçları da ortadan kalkacaktır. Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlem arasındaki açı 23 derece 27 dakikadır. Yani şöyle yaparsak burası ekvator düzlemi, Burası yer ekseni, burası da ekliptik ya da yörünge düzlemi diğer adıyla ekliptik. Buradaki açının ne olduğunu 23 derece 27 dakika olduğunu, buradaki açının da 90'a tamamlayan 66 derece 33 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki açının zaten şu bilgi bize doğrulamakta. Günü süresi güneşin doğuşundan batışına geçen süredir. Yani günün uzunluğunu bize verecek. Eksen nedir arkadaşlar? Kutup noktalarını birleştiren, dünyanın merkezinden geçtiği kabul edilen doğruya da eksen diyoruz. Güneş ışınlarını yılda iki defa dik alan enlemler nerelerdir? Hemen onlara bakalım. 23 derece 27 dakikadan küçük enlemler. Aydınlanma çizgisi nedir? Gece ve gündüz süresini ayırır. Eksen eğikliğine bağlı olarak yıl boyunca kutup noktaları ve kutup daireleri arasında da yer değiştirir. Kutup dairesi nedir hemen hatırlayalım. Sürekli gece ve gündüzlerin başladığı enlemler. Yer ekseni ve bu eksenin eğikliğine bağlı olarak 66 derece 33 dakika kuzey ve güney noktalarıdır. Gölge boyunun yıl içinde en kısa olduğu an güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği andır. Yani diklik kabul edilir. 21 Haziran'da yerel saat 12'de gerçekleşir bu an Türkiye için. Ekinoks nedir arkadaşlar? Güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği gece gündüz eşitliğinin yaşandığı zamanlardır. Yani 21 Mart 23 Eylül tarihleri. Günberi ya da Perihel yer yuvarlan yıl içinde güneşe en yakın olduğu nokta yani 3 Ocak. Güneşe yani Afel yer yuvarlan yıl içinde güneşe en uzak olduğu nokta yani 4 Temmuz. Burada hatırlamamız gereken özel bir bilgi var arkadaşlar. Şimdi dünyayla güneşin arasındaki yakınlık ya da mesafe sıcaklık üzerine doğrudan bir etkiye sahip değildir. Eğer öyle olsaydı bu anlamda en sıcak günün dünyanın güneşe en yakın olduğu 3 Ocağın olması, en soğuk günün de en uzak olduğu 4 Temmuz olması gerekirdi. Ama böyle bir durum söz konusu olmadığına göre en azından Kuzey Yarımküre'ye bakarak bu bilgiye rahatlıkla ulaşabiliriz. Demek ki güneşe yakınlık ya da uzaklık dünyanın ısınması üzerinde direkt bir etkiye sahip değildir. En etkili şey nedir? güneş ışınlarının geliş ya da alma açısı dünya için en etkili ısınma özelliğini yaratacak faktördür. Ekvator dünyanın ortasından geçen en büyük paralel. Ekvator düzlemiyle ekvatorun sınırlandığı düzleme de biz yine ekvator diyebiliriz. Gün dönümü ya da sol en uzun gece ve en uzun günün yaşandığı tarihlerdir. 21 Haziran, 21 Aralık. Müzik